Merhaba çocuklar, yine sizinle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde bir şeyi başka bir şeye tercih ederken kullandığımız yapıları bize verilen kelimelerle doğru cümleler kurarak tekrarlamaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Hemen başlıyoruz. Ne yapacakmışız? Bize verilenlerle, bize verilen bu kelimelerle bir şeyi başka bir şeye tercih etmek yapılarını kullanarak doğru cümleler yapmaya çalışacağız. O zaman neyi hatırlamamız lazım? Bir şeyi başka bir şeye tercih ederken kullandığımız yapılar vardı bizim. Neydi bunlar? Önce onları şöyle bir hatırlayalım. Bir tanesi I prefer fiil ing yapısıydı. Diğeri I prefer to fiildi. Üç ve dördüncüsü ise I would prefer to fiil ve I would rather fiil yapılarıydı. Hocam bunları niye yazdık? Bunları şunun için yazdık. Bize verilen bu cümleyi, daha doğrusu bize verilen bu kelimeleri, bu yapılardan hangisini kullanarak yazacağız? Hatırlayalım, bunların hepsini anlamam aynıydı. Yani bizden ne isteniliyor? Yazmayı, okumaya tercih ederim dememiz isteniyor. Ve bunu istenirken de bunlardan birini kullan diyor bize. O zaman biz bu cümleyi yazarken aşağıdakilerden hangisini kullanacağız? Şu an bakalım. Fiilde ing olacak dediğine göre ve diğer üçünde fiil yalın halde olduğuna göre demek ki biz birinci yapıyı kullanacağız. Hemen uzatmadan yazıyorum onu. Yani I prefer, ben tercih ederim. Neyi? Yazmayı, writing. Ben yazmayı neye tercih ederim? To read it. Ben yazmayı okumaya tercih ederim. İkinci örneğimize bakalım. Ne var burada? Araba sürmek ve ata binmek. Yine ne diyeceğiz biz? Ne isteniyor bizden? Ata binmeyi araba kullanmaya tercih ederim. Yine o zaman yapılarımızı hatırlayalım. Tercih bir şeyi başka bir şeye tercih ederken dört tane yapımız vardı. I prefer fiil ing idi. I prefer to fiildi. Ve bundan sonrakiler I would prefer to fiil ve I would rather fiil. Hepsi bir şeyi başka bir şeye tercih ederken kullanabileceğimiz ifadelerdi. Peki hocam hangisini kullanacağız? Hemen bakalım. Fiilde diyor ki birincisinde ing olacak. Bakalım. Bizim fiilde ing yok bize verilen cümlede. O zaman bu olamaz. Yine bakalım. Bize verilen cümlede would yok. Yani şurada would yok bu cümlede. O zaman bunlar da olamaz. O zaman demek ki biz prefer to yapısını kullanacağız. Peki hocam bunu yazabilir miyiz? Yani I prefer to. Ben tercih ederim. Neyi tercih ederim? Ata binmek kelimesi yıldızlı. I prefer to ride a horse. Ata binmeyi tercih ederim. Neye tercih ederim? Rather than, bizi verensine bu var, araba sürmeye, araba kullanmaya. Drive. I prefer to ride a horse rather than drive a car. Yine yüzmeyi, güneşlenmeye tercih ederim diyeceğiz.
yüzmeyi, güneşlenmeyi tercih ederim. Hemen yapılarımız prefer fiil ing. I prefer to fiil. I would prefer to fiil veya I would rather fiil. Bu dördünden birini kullanıyorduk. Peki hemen bakalım yukarıya. Fiillerde ing yok. Seen ve sambet var. Gittim. Artı to var burada. To var. Yani hepsi o zaman şu olamaz. Yani bunda to yok. Şimdi bakalım. Birinci de would yok. İkinci de would var. Yukarıda da would var. O zaman bu da olamaz. O zaman bunu yazmaya çalışalım. I would prefer. Ben tercih ederim. To. Neyi tercih ederim? Yıldızlı olan yüzmek. Yüzmeyi. To swim. Yüzmeyi tercih ederim. Neye tercih ederim? Rather than güneşlenmeye. Sun. I would prefer to swim rather than sunbath. Çay içmeyi, kahve içmeye tercih ederim. Mantığı anladık. I prefer fiil ing. I prefer to fiil. I would prefer to fiil ve I would rather fiil. Fiilimizde bize verilen cümledeki fiillerde, yani burada ing yok. O zaman bu gitti. Bize verilen sarıyla işaretlemiş olan kelime grubunda would diyor, would var, pardon. O zaman bu gitti. Yine bu sarı kelimelerin içinde to yok. Bu gitti. Yazmaya çalışalım. Tekrarlayalım. Bunların hepsi tercih ederim anlamına gelen yapılardı. I would rather, ben tercih ederim. Neyi? Çay içmeyi. Drink tea. Çay içmeyi tercih ederim. Kahve içmeye yemek için then drink coffee. Kamp yapmayı, otelde kalmaya tercih ederim. I prefer. I would prefer to feel. I would rather feel. Hepsi tercih ederim anlamına gelen kelimelerimizdi. Bizim fiillere bakalım. Kamp yapmak veya otelde kalmak ing almış. ING aldığına göre bunlar gidiyor. O zaman I prefer. Ben tercih ederim. Neyi? Camping, kamp yapmayı neye tercih ederim? To staying in a, kamp yapmayı otelde kalmaya tercih ederim. Boyamak ve çizmek. Boya, çiz. O zaman çizmeyi, resim çizmeyi boyamaya tercih ederim diyeceğiz. Şimdi bakalım. Would olmadığını görüyorsunuz. Gösterelim yine. I prefer fiil ing idi. Fiilimiz ing olmadığı için bunu yazamıyoruz. O zaman I prefer to
Bu olabilir. Hepsi var çünkü. Diğerlerini yazmıyorum çünkü onların ikisinde de would vardı. Yukarıdaki bize verilen kelimelerde would yok. O zaman bunu kullanmam lazım. Ben tercih ederim. Neyi tercih ederim? Çizmeyi, resim yapmayı tercih ederim. Neye? Rather than draw. Rather than neydi? Paint. Çizmeyi boyamaya tercih ederim. Yine uçakla, pardon, trenle seyahat etmeyi, uçakla seyahat etmeyi tercih ederim. Yine ifadelerimize baktık. Would var. O zaman would olunca iki şık vardı. I would prefer to veya I would rather feel. To feel ve feel. Yukarıda to gördüğümüze göre birincisi olması lazım. O zaman bu gitti. I would prefer to. Tercih ederim. Neyi tercih ederim? Yıldızlı olanı. Travel by train. Trenle seyahat etmeyi tercih ederim. Neye? Then. De bakalım, yanlış demeyelim. Rather unuttuk. Rather than travel by plane. O zaman trenle seyahat etmeyi uçakla seyahat etmeye tercih ederim. Tenis oynamayı satranç oynamaya tercih ederim diyeceğiz. Yine bakalım. I prefer fiil ing. I prefer to fiil. I would prefer to feel ve I would rather feel. Şimdi hangisiyle yazacağımıza karar vermeliyiz. Bize verilen kelimelere baktık. Would olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi olamaz. Sonra burada to olduğunu görüyorsunuz ama yukarıda to yok. O zaman nedir? Bu da olamaz. Bunlar bir cümle yapmamız lazım. Yapalım. I would rather tenis oynamayı diyeceğiz. Play tennis. Tenis oynamayı tercih ederim. Niye tercih ederim? Satranç oynamaya. Then play chess. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. I hope they are all useful. Thanks anyway. Bye bye.